Selamlar Brawlstars'ın yeni bölümüne hepinize hoş geldiniz. Ben Semih. Videonun başında da görmüş olduğunuz gibi solo bütün karakterleri rank 30 yapan P-Sensei YouTube adlında bir tane oyuncu var. Ben oyunda denk geldim. O şekilde keşfettim. Kanalında en çok hoşuma giden 5 tane rank 30 videosunun son maçlarını aldım ve bir klip haline getirdim. Şimdi sizlerle birlikte bu maçları izleyeceğiz. Ben daha önce Nita maçı haricindeki diğer 4 maçın son maçlarını ve önceki maçlarını izlemedim. Tamamıyla beraber izleyeceğiz. Bu arkadaş neler yapıyor da solo'da bu karakterleri rank 30 yapabiliyor? Onların üzerine konuşacağız. Beraber izleyeceğiz. Bakalım neler olacak. İlk defa izliyorum dediğim gibi. Hani heyecanı kaçmasın diye önceden izlemedim. Sadece son maçları teker teker aldım. Bir klip haline getirdim. Şimdi sizlerle birlikte izliyoruz. Ve hadi başlayalım. Oyunun sesi olmayacak. Sadece benim sesim olacak. Arkada bir tane müzik koyarım sonrasında. Şimdi Nita ile bu haritayı zaten biliyorsunuz, burada Edgar karakteri gelmeden önce atıcılar oldukça iş yapıyordu ama Edgar geldikten sonra artık onlar biraz daha geri plana düştü. Şimdi iki tane kutunun olmuş olduğu noktada Max ile savaşıyor. Tabi bu durumda kutuları hemen alması onun pek iyi tarafına denk gelmeyecektir. Çünkü orada Max onu da zorluyordu. Ama baskın olan taraf Nita oldu. Kutuları da aldı, geri geldi. Solda bir tane bul görüyoruz. O da 4 yüke kadar çıktı. Şimdi burada önemli olan nokta haritanın hangi konumunda bulunuyor arkadaş. Hangi tarafları kullanıyor ve içeri girmeler, dışarı çıkmalar, rakip karakterlere göre pozisyonları çok önemli. Şimdi solda Max olduğunu söyledik. Max de yine uzun menzilli olan bir tane savaşçı. Yukarıda da Bull var. O da yakından vuruyor ama çok yaklaşmadığı sürece bir problem olmayacaktır. Uzaktan zorlayarak ultisini doldurması burada Nita'nın avantajını olacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi oyun başından beri hep aynı bölgede duruyor. Hiç ileriye falan gitmedi. Oradaki iki tane yükü aldı ve olmuş olduğu bölgeyi koruyor. Ve hiç kimsenin de kendisini ittirmesine izin vermiyor. Devam ediyoruz. Şu anda ultisini doldurdu ve en önemli nokta bu videoyu izlediğim için ultisini hemen atmıyor. Tamamıyla bekletiyor. Gördüğünüz gibi orada Bull'u ittirmeye çalışıyor. Soldaki Max'i zaten yukarı doğru ittirdi ve kal geldi oradan ve hala peşine doğru geliyor. Şimdi ultisini doldurduğu için, hemen atmadığı için burada Carl biraz salacak Nita'yı. Çok zorlamayacak, üstüne gitmeyecek. Gördüğünüz gibi zaten döndü. Tamam dedi, ben seninle uğraşmayacağım diye. 6'lık Bull var, 7'lik Carl var. Bizim arkadaş 2 yüklü ve ultisi var. Sağ yukarıda bir tane Colt görüyorum. Dediğim gibi oyundaki pozisyon çok önemli. Başlamış olduğu yerin yukarısına hafif gitti ve şu aşağılardaki bölgelere takıldı. Ve şu an son 3'e kaldı. Sağdaki arkadaşlar yine çatışmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi Nita'nın ultisini attı. Aksiyonu da bastı rahat bir şekilde. Tamamen beleşçilik yaparak en sonunda birinci olmayı başardı. Ve de 1000 kupa Nita yapmaya başardı. Güzel oldu. Şimdi bir sonraki maça geçeceğiz. Bir sonraki maç neydi? Hemen bakalım. Surge olması lazım büyük ihtimal. Nita solo 1K. Çok iddialı. Ama bu Edgar geldikten sonra biraz daha zor olacak tabii. Evet, bu maçta da Leon karakterini 1K yapmış. Bakalım Leon'la bu harita nasıl oynayacak? Bolluk ve kıtlıktı, yanlış hatırlamıyorsam bu haritanın adı. Bu haritada solo girerseniz eğer, yani Bo güzel iş yapıyor solo. Ama Edgar bayağı bir sıkıntı çıkartacak size. Yine tepenize falan atlıyorlar hiç olmadık durumlarda. O yüzden solo biraz riskli oluyor. Bakalım bu arkadaş Leon'la neler yaptı. Şimdi az önceki karakteri Nita'ydı. Nita'yla bulunmuş olduğu pozisyondan çok fazla dışarıya çıkmadı. Alan daraldıkça ileriye doğru gitti. Bakalım şimdi Leon'un menzili yüksek. Çok güçlü bir karakter. Bakalım Leon'la neler yapacak. Gördüğünüz gibi yaklaşık 20 saniyedir aşağıdaki Bull'u ittirmeye çalışıyor. Hani pek üzerine de gitmiyor. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde öyle takılıyor. Ultisini doldurduktan sonra bayağı işi rahatlayacak. Bakalım ultiyi doldurduktan sonra neler yapacak veya ultiyi doldurduğu gibi kullanacak mı? Oradaki kritik noktası ultiyi nasıl kullanmış olması olacak. Bull'u halen daha sıkıştırdı. Hedef geldi ona. Geriye kaçmak zorunda kaldı. Ama Bull halen daha orada. Bakalım Bull'a bir atak yapacak. Mesela ben olsam Bull'u biraz daha yukarıda zorlardım ama P-Sensei öyle yapmıyor. Biraz daha geriden zorlamaya çalışıyor ki demek ki mantıklı olanı bu ki arkadaş 1K yapmış. 26 canı kaldı, o gitti zaten. Güzel zorladı. Aşağıda bir şeyler yazmış ama bu yazdığı şeylerin görmemiştim. Yoktu diye biliyordum. Şimdi ultiyi kullandı. Bak biraz geri alalım. 4 tane savaşçı var. Yukarıdaki Mortis'i gördü. Sağda bir tane Jim var. Klon attı, ultiyi bastı ve Jin'e doğru gidiyor.
Jin zannedersem dondu o noktada. Ama Mortis çok güçlü bir karakter. İkinci oldu ve bu şekilde kazandı. Çok zor bir maç olmadı bu P-Sensei'nin Leon'u 1K yapması için. Özellikle solo'da ultiyi nasıl kullandığını, Nita'ya binaen başlangıç olduğu pozisyonu çok değiştirdi mi, nasıl oynadı, uzun menzili, daha uzun menzili olmasına rağmen neler yaptı, biraz daha onun farkını görmek için onun peşine koydum. Bu maçta Rosa girmiş. Şimdi Rosa'yı nasıl burada 1K yapmış? Bunu çok merak ediyorum. Dediğim gibi izlemedim. Sizlerle birlikte izleyeceğiz. Başlangıçta bir tane kutu var, onu aldı. Yukarıda bull var. Bence mantıklı olanı yaptı. Hiç bula bulaşmadan direkt olarak o iki kutuyu alması onun daha karını olacaktır. Oraya gitseydi orada oyalanacaktı. Tig zorlayacak, bull zorlayacak, onu alamayacaktı. Şimdi o solda Tara var. Tara vuracak zaten orada kutuların içerisinden de. O yukarıdan da Ember geldi. Bayağı zor durumda şu an. Neyse ki şans Brock Tiki kesti. Tiki kesmeseydi P-Sensei için büyük ihtimal biraz sıkıntı yaratacaktı. Solda Ember var, ultisini doldurdu. Bakalım nasıl bir pozisyon alacak, hani merak ediyorum. Uzun menzilli değil, kısa menzilli, yakın savaşçısı. Bu halde neler yapacak? Dışarıdan takılmaya devam ediyor. Güzel bir şekilde canı gitti, onu aldı ama Tara 1200 canla yukarı kaçmayı başardı. Şimdi bu içeriye doğru girmeye çalışacak ama hiç yükü yok. Aşağıda Bibi görüyorsunuz, onun da bir yükü var. P-Sensei'nin 5 yükü var. Oradaki Tara'yı alırsa biraz kolaylaşacak ama gördüğünüz gibi ultisinin de olduğunu gördü. Ama biraz daha geri çekilmeyi tercih etti P-Sensei. Şu an 8 kişi var. Neredeyse alan bayağı daraldı. Sağ aşağıda yine o ilk baştaki Bull'u görüyorsunuz. Aşağıda yine Bibi var. Takım olmaya çalışıyorlar. Zannedersem El Primo ve Bibi takım oldu. İkisi de yakın karakteri. El Primo, Rosa ve Bibi takım olmuş durumda şu an. Bakalım devamı nasıl gelecek. Ultisini doldurmuş El Primo. Aşağıda yine ultisini dolduran Bibi görüyorsunuz. Şu anda mesela takım oldular ya, normalde ne yaparız takım olduğumuz zaman? Bir sıkarız, ultimizi doldururuz ama P-Sensei öyle yapmıyor çünkü işlerin riske girme ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Bak orada da Tara ile bu takım olmuş. Aşağı dediğim gibi El Primo, Bibi ve Rosa var. Hani ben olsam biraz vururdum, ulti doldururdum. Kameraya bakıyorum, kamera ne dedi. Ben olsam biraz vururdum, ulti doldururdum çünkü hani onu kesmek için değil. Sabit durursunuz, biraz sıkarsınız, ulti doldurursunuz. En azından sizin de ultiniz dolur, bir iddianız olur oyunda diye düşünüyordum ama P-Sensei öyle yapmadı. 5 yükü var zaten. Ulti doldurmasına ihtiyaç yok, gerek yok diye düşündü. Bak gördünüz, Tara o kadar zor durumda gitti, ultiyi Rosa'ya attı. Yani ben oynasam bana da atırdı, öyle de bir şanssızlık olurdu. Tara gitti, Bibi Tara'yı kesti. Yukarıda Bo takım olmuştu. Yo, o diğer Bo, o çoktan gitti, bu Mecha Bo'ydu. Şu anda 4 tane savaşçı içeride. Ultisi var Brock'un. Brock orada sıkıştıracaklar. Büyük ihtimal zaten çıkamayacak oradan. Bu şekilde direkt olarak Bibi biraz sıktı Rosa'yı ama devamını getirmedi. Çünkü hemen biliyor El Primo canı azaldığı zaman atlayacak. Biraz da geride kalmayı tercih ediyor P-Sensei. Ya son zamanda şu son ara daraldığında, alan daraldığında çok avantajlı oluyor. Rosa her el bir 2-3 yükünüz var ve ultiniz dolduysa kesinlikle kazanıyorsunuz. Zaten çalda can veren yıldız gücü almıştı büyük ihtimal. Pek dikkat etmedim ama hakikaten ölümsüz oluyor. Çok riskli bu haritada Rosa girmek ama P-Sensei yapmış. Dediğim gibi solo 1K bayağı iyi oynuyor. Çok çok iyi oynuyor. Ve bu maçta da Frank'i görüyoruz. Frank'ten sonra da Search ve sonrasında videoyu bitireceğiz. Daha klip koymadım zaten. En iyi 5 tane yapmış olduğum Rank 30 savaşçıları koydum. Bundan önce de yine kanalda Frank'i bu haritada yine Rank 30 yapan bir arkadaş vardı. Yine o da bana oyunda denk gelmişti. Gece oynuyordum. Baktım adam 980'e kadar gelmiş. Benim maçıma denk geldi ve ikinci olmuştu. Sonrasında birinci oldu. Şimdi yine dediğim gibi nereden başladı, nereye doğru gitti? Ortanın altından başladı oyuna. Ortaya doğru gitti ve şu anda pustu. Çok sağa veya sola gitmedi. Düşmanların orada olup olmadığı hakkında bir bilgisi yok. O yüzden çok yukarıyı veya aşağıyı zorlamıyor. Jesse'ye biraz oynamayı tercih etti. Burada bir nokta koymuş ama orada bir değişik bir olay oldu. Onu ben de anlamadım nereden oraya girdi diye. Galiba gerçek şeyinde de oyununda da öyle bir Rosa sahnesi vardı. Ama onu bilerekten koymuş olabilir mi? Dur bakayım. Çünkü dediğim gibi ben bakmadım oraya. Aşağıya doğru gidiyor. İkisi de aynı anda ölüyor. İlginç. Farklı bir şey var zannedersem orada. Dediğim gibi ben de maçları izlemedim. O klibi öyle koymuş. Şimdi Jesse'nin tarita orada halen daha. Bekliyor çünkü biraz hasar aldı Jesse'den. Ultisinin dolmasında belki biraz daha az kaldı atış yapması için. Şu an hala bekliyor. Eğer rush yaparsa tarita atar Jesse ve geri gelir. Aksesuarını atarak Frank'i bayağı zor durumda bırakabilir. Şu an Frank bayağı bir kötü durumda.
Bakalım buradan nasıl çıkartacak? Evet, orada bir tane bulaşıktı. O atışta yapsaydı bul bayağı zora girebilirdi. Hani menzilin olması gerçekten güzel. Çok da yanaşmıyor çalıya. Yanaşsa zaten bul bir anda çıkar. Çıktığı zaman iki tane vurduğunda bayağı bir canını götürür. Bir vuruş daha sonra alır diye düşünüyordum Frank'i, ama 30 olduğu zaman Frank'in ne kadar etkili olduğunu zaten biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. 2016-2016 vuruyor. Bu yıldız gücünü de alıyor. 10.000 can üzeri olan yıldız gücü. İki tane yük aldı. 10.860'a kadar geldi diye düşünüyorum. O yıldız gücüdür diye düşünüyorum. İki tane yükü var ekstradan ama. Şimdi Jesse sol altta sıkıştı. Oyunun başladığından beri hiç sağa sola yukarı aşağı değil. Belli bir bölgeyi koruyor. O korumuş olduğu bölgeye kimse yaklaştırmıyor. Yaklaştırmadığı için de kafası rahat. Hiç kimse tarafından rahatsız edilmiyor. Edildiği gibi de zaten ittirmeye çalışıyor. Bak bu sefer dolandı. Niye? Yukarıdaki yükleri aldı. Haritanın orada kimsenin olmadığını biliyordu. İki kişinin savaştığını gördü. Gitti, bedavadan yükleri aldı, geldi. 8 yüklü Leon var. Yukarıda Carlemen oraya gizlenmiş. Ultiyi doldurdu. Hemen ultiyi attı ve olay bitti. Evet, dediğim gibi güç hırsızlığı değildi. Diğer yıldız gücü var. Gayet güzel oynadı. Çok iyi oynadı. 7 yükle 1K'da yine Frank yapmayı başardı. Gayet güzel. Bundan sonraki maç Surge. Bakalım Surge neler yapacak. Evet. Ben de 1K yapmaya çalışacağım ama harbiden zaman alıyor baya. Ben de dedim ki madem öyle aklımda olan bu PSN'nin kanalını biliyordum zaten. Ama benim bu zamanım yoktu bu videoyu çekmek için. En uygun zamanı buldum ve de şu anda videoyu çekiyoruz. Ben de inşallah başlarım 1K yapmaya ama daha böyle dikkat çekici, daha eğlenceli olan videoları çekmeye çalışacağım. Çünkü gerçekten 1K yapmak bayağı zaman alıyor. Özellikle Duo'da biraz problem. Şimdi BB ile takım oldu gördüğünüz gibi. Hani BB'ye sıkıp ultisini bile doldurmayı tercih etmedi. Çünkü ben doldururdum. Hani bedavadan yakın karakteri size uzaktan da vuramayacak. Yanınıza yaklaşsa bile sizin aksesuarınız var, kaçarsınız her türlü. Ama en azından ulti doldurursunuz. Bir sonraki seviyeye geçer. Daha hızlı gidersiniz. Mesela ben şurada bir aksesuar atar mıydım? Tabii yine riskli. Leon karakterine hiç aksesuar atılacak gibi olmaz. Şu anda aksesuarını attı. O şeyi almak için, iksiri almak için. Surge'de çok şey oynadığını söyleyebilirim. Agresif oynadığını söyleyebilirim. Evet, 3600 vurdu. Ama içeceği aldığı için o enerji oradan geliyor. O cesaret oradan geliyor arkadaşa büyük ihtimal zaten. İki tane aksesuarı kaldı. Ultisi neredeyse dolmak üzere. Halen daha ikinci kademeye geçemedi. Yukarıda bir El Primo'yu görüyorsunuz. İkisi de ultisini doldurdu ve 3 ve diğeri de 4 yüke kadar ulaştı. Hala 8 savaşçı var. Yüksek kupalarda zaten. Gaz bayağı bir alanın ortasına doğru geliyor. Haritanın ortasına doğru geliyor. En sonunda işte ne oluyorsa orada işte ilk kıvılcımı başlatan kişiye göre savaşçılar ölmeye başlıyor teker teker. Şimdi yukarıda Taray'a bayağı vurdu. Neredeyse Taray'ı almak üzere. Bakın aksesuar atacak mı? Attı. Evet, çok güzel aksesuar geldi. Çünkü 3 yüklü 2 tane vuruşta alabileceğini düşündü ki zaten aldı. Daha öncesinde bir tane daha vuruş yapmıştı. Canını azaltmıştı. Onun da bir etkisi var. Mortis görüyorsunuz solda. Mortisler de çok değişik. Böyle giriyorlar ama Allah'a emanet oynuyorlar gerçekten. Evet, BB 4-2 kadar ulaştı. O da yukarıda duvarı kendine siper almış. Bekliyor. Aşağıda yine Surge görüyoruz. Surge bulu kesti. Şu an 5 tane savaşçı var. Şimdi P-Sensei'nin bakalım şu noktada alanın daralmış olmasına rağmen bile ileri veya geri gitme durumlarında neler yapacak diye bakalım. Fazla baskı aldı diğer Surge'den. Geri gelmek durumunda kaldı. Bir tane bıraktı. Bir tane daha vurdu. Gayet iyi durumu var şu an. Diğer Surge de solda. Evet, 7 yüke kadar geldi. Şu an P-Sensei bayağı açık ara oyunda avantaj ve favori durumda. Şimdi bakalım kime sıkacak. İki tane sıktı, aldı diğerini hemen. Çünkü kolay öldürebileceği birisi her ne kadar Surge bile olsa çok önemli değil. Bak gördüğünüz gibi hemen oraya doğru geldi. BB hemen oraya doğru geldi. Ve El Primo da gitti orada Surge'ü kesti. Eğer orada BB Surge'e dalmasaydı belki olay çok daha farklı gelişecekti. Belki ilk başta El Primo atlayacaktı, BB kazanacaktı ama işte açgözlü olduğu için insanlar atladım hemen keserim falan filan diye düşündü. O adam dördüncü oldu. Veya üçüncü oldu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, üçüncü oldu. Surge geçmişti zaten. Evet, bu video bu şekildeydi. Surge, Nita, Frank, Leon ve Rosa'nın nasıl solo farklı haritalarda 1K yapıldığını beraber izleyip ve de yorumlamış olduk. Hani gerçekten el pratikliği, el alışkanlığı olması gereken bir olay bu. Solo'da 1K yapmak gerçekten hani B olur, mesela onun dışında Colt olur, Edgar olur. Ama hani bu karakterler, özellikle Nita'dan bahsediyoruz, Rosa'dan bahsediyoruz. Hani Frank yine
bir şekilde burada yapıldı. Ultiyi doldurduktan sonra insanlar kendinize yaklaştırmıyorsunuz belki ama Leon ve Surge aynı şekilde. Özellikle bu tarz karakterleri seçtim ki 1K nasıl yapıldığını koymak için, farklı olduğunu biraz daha düşündüğüm için. Vallahi gördünüz, gayet güzel oynadı. Haritaları özellikle kendine daha iyi oynayabilecek haritaları seçti. Mesela özellikle Nita ve Frank'in o haritalarda çok güzel işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Aynı şekilde Surge ve Leon'la da birlikte. Leon zaten her haritada gider. Surge'ün de yine fazla duvar olması onun için çok iyi oluyor, o karakteri kasmanız için. Ama Rosa hiç bilmiyorum, hani solo'da çok çok değişik hakikaten. Harbiden helal olsun. Nasıl oynadığını da zaten gördük. Olabildiğince yorumlamaya çalıştık. Dışarıda fazla durmaya çalıştı. Hani yakın karakteri olduğu için sürekli içeriye girmeye çalışmadı. İçeriye girse bile orada onu rahatsız edeceklerini biliyordu. O halde bile 1K yapmayı başardı ki o maçta da zaten birinci oldu, gördünüz. El Primo falan vardı. Ultisini doldurmuştu. Çala atmıştı. Çala can oluyordu. O şekilde geri geldi. Evet, videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım güzel video olmuştur. Çekmeyi düşünüyordum bu videoyu zaten. Bu arkadaşı da biliyordum. P-Sense oyuna denk gelmişti. Söylemiştim zaten. Bakalım. Bu tarz böyle çok iyi oynayan, bayağı yüksek kupaya kadar ulaşan insanların, ulaşan YouTuberların, oyuncuların böyle videolarını güzel bir klip haline getirip biz de aynı bu şekilde yorumlamaya, elimizden geldiğince bildiğimiz kadar yorumlamaya çalışacağız. Onun dışında kendimiz de artık yapabilirsek eğer yine atmaya çalışacağız. Onun dışında da bizim klanda olan ve sürekli konuştuğumuz arkadaşlarımızdan yapmış olduğu bu harita oluşturucusundan güzel haritaları oynayıp o şekilde de değişik videolar çekmeyi düşünüyorum. Şu anda aklımda bunlar var. Daha da yine ileriye dönük şeyler yapacağız ama şu an sistemi toparladım. Videoların çoğunluğu bu şekilde gelecek. Görüntü, ışık, kamera, ekranlar, arka plan bu şekilde. Daha da güzelleştirdin inşallah. Şu an belli bir şeye kadar geldik. Videoda başı sardı zaten. Kendinize bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.